pek çok insanın yaşamının bir bölümünde statüsünün getirdiği sorumlulukları yerine getiremeyeceği bir dönem olmuştur. Tek bir statü içindeki roller arasındaki bu gerilime rol gerilimi denir. Rol gerilimi bireyin tek bir statüdeki sorumluluklarının onu pek çok farklı yöne çekmesi sebebiyle ortaya çıkar. Mesela bir öğrenciyi ele alalım. Bu öğrencinin bir hafta içinde iki makale yazması farklı dersler için 5 tane okuma ödevini tamamlaması, bir sunum yapması, sınav için çalışması ve 2 laboratuvar raporunu bitirmesi gerektiğini farz edelim. Yani bu tek statü içinde öğrenci statüsünde bu kişi pek çok farklı yöne doğru çekiliyor. Diğer taraftan bir de rol çatışması konusu var. Bunda da iki ya da daha fazla sosyal statü arasındaki çatışmaları kastediyoruz. Şimdi burada statüler arasında derken bir şeyi netleştirmek istiyorum. Bu sefer daha önceki örnekte olduğu gibi tek bir statüden bahsetmiyoruz. Mesela şu adama bir bakalım ve rol çatışmasını anlayabilmek için birkaç farklı senaryoyu ele alalım. Bu adamın birçok farklı statüsü var. Kendisi bir öğrenci, bir eş, bir arkadaş, bir çalışan ve aynı zamanda bir ebeveyn. Bu farklı statüler adamın sınırlı zamanı için kendi aralarında yarışıyorlar. Diyelim ki arkadaşlarından biri yarın buluşmak için onu arıyor. Arama sonrasında aylık buluşmaları için her ikisi de çok heyecanlılar. Genellikle ayda bir kez birlikte golf oynamaya gidiyorlar. Ancak birden telefonuna bir hatırlatma mesajı geliyor ve yarın evlilik yıl dönümü olduğunu hatırlatıyor. Bu durumda eş statüsü arkadaş statüsünden daha önemli olmalı. Tabii eğer akıllıysa. Şimdi başka bir senaryoya göz atalım. Diyelim ki bir hafta sonra okul için bir makale yazıyor ama o sırada oğlunun yaralandığını ve hastaneye götürülmesi gerektiğini öğreniyor. Bu durumda da muhtemelen baba statüsü öğrenci statüsünün önüne geçecektir. Çünkü oğlunun sağlığından endişe ediyor. Son bir örnek olarak diyelim ki pazartesi günü önemli bir iş toplantısı var. Fakat karısı ondan garajı temizlemesini istiyor. Bu durumda da eş statüsü ve çalışan statüsü birbiriyle çatışıyor. Eğer işi bu toplantıdaki performansına bağlıysa muhtemelen eş statüsünde garajı temizlemek yerine işine ve sunumuna odaklanıp, ona daha fazla enerji harcayacaktır. Özetlemek gerekirse, rol gerilimi, örneğin öğrencilik gibi tek bir statü içindeki rollere bağlı çelişki ve gerginlik yaşanmasını, rol çatışması ise iki ya da daha fazla statü arasındaki çatışmaları konu alır.